Herkese merhabalar, ben Emine. Köy mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Pırıl pırıl keskin sirkesiyle şöyle yaklaşık 2 parmağa yakın sirke anası garantili, üstelik de 50 günde yapmış olduğum bu ayva sirke tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Sirkemizi yapmaya başlamadan önce öncelikle ayvalarımızı bir güzel temizlemekle başladım. Ben ayvalarımı çok güzel akarsuyun altında, çeşmenin altında ovalaya ovalaya yıkadım. Şimdi bu ayvalarımızın şu orta kısmında bulunan bu çekirdek kısımlarını alıyoruz. Bazen şöyle gördüğünüz gibi küflü kısımları da olabiliyor. Özellikle bu küflü kısımlarıyla çürük kısımları varsa onları tamamen temizleyip alıyoruz. Kesinlikle ayvalarımızın kabuklarını soymuyoruz. Kabuğuyla beraber bu şekilde temizleyip kabımızı alıyoruz. Instagram'dan sorular sormaya devam ediyorsunuz. Sorduğunuz sorulardan biri, Emine Hanım, lütfen bize ayva sirkesi nasıl yapılır, bizimle paylaşır mısınız diye çok sordunuz. Ben de bugünkü tarifimde ayva sirkesi nasıl yapılır, onun yapımını sizlerle paylaşıyorum. Diğer sorduğunuz yoğun sorulardan biri ise, Emine Hanım ve Emine Ablacığım, lütfen bizi kırmayın. Sirke anasıyla sirke nasıl yapılır, lütfen bize çekip paylaşır mısınız diye sorduğunuz, yazdığınız için ben de şu an mevsimi ve elimde olduğu için sirke anasıyla ayva sirkesi nasıl yapılır onu detaylı bir şekilde videosunu çektim. Sadece şu an sirke anasının dibine çökmesini bekliyorum. Birazcık sabrederseniz sirke anasıyla sirke nasıl yapılır onu da takipte kalırsanız kaçırmamış olursunuz. Ayvaları mümkün olduğunca ben küçük küçük doğradım. Ne kadar küçük olursa fermente olurken o kadar çabuk erken fermente olacaktır ve karıştırırken de çok rahat olacaktır. Bu doğrama kısmını çekmedim çünkü sizlerin değerli vaktinizi almak istemedim. Bu doğramış olduğum ayvaları şimdi kavanozumuza alalım. Sirkemizi kurumaya geçelim. 1 yemek kaşığı nohut alıyorum ben. Ve üzerine 2 yemek kaşığı da şeker alıyorum. Eğer kullanmış olduğunuz meyveler çok tatlıysa 1 yemek kaşığı şeker yeterli olacaktır. Elinizde bal varsa bal da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı kendi yapmış olduğum üzüm sirkesini alıyorum. Bana çokça sorduğunuz sorulardan biri de, Emine Hanım, bizim evde kendi doğal sirkemiz yok, market sirkesi kullanabilir miyiz diye. Tabii ki kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz kaliteli market sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle 3 parmak boşluk kalan edek ağız kısmına kalan edek içme suyuyla dolduruyorum. Ya da ben bu hem bu sirke sirkeyle beraber mayalık sirke anası satışımı da yapıyorum sitemizden. Sitemizin ismi köymutfağı.com. Sitemizi ziyaret ederseniz daha bir sürü %100 doğal ürünlerimizden sipariş verme fırsatı bulabilirsiniz. Sitemizin linkini yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Oradan ziyaret ederek farklı ürünlerimizden de sipariş verebilirsiniz. Şimdi suyunu doldurmaya devam edelim. Şimdi kaşıkla şöyle karıştırabildiğimiz kadar şöyle bir karıştıralım ki sirke, şeker, nohut her tarafını birbirine güzelce karışsın. Şimdi bu sirkemizin ağız kısmını şöyle bir mendil olur, tül olur, tülbent olur, hava geçiren fakat özellikle sirkesini içine girmeyecek şekildeki bir kumaş ile bu şekilde kapatıp böyle ben 3 katlı eczane lastiği geçirerek sıkı sıkı şöyle ağzını kapattım. Şimdi bu kavanozu ben mutfağımın elimin altında görebileceğim bir yere alacağım. Bu sirkemi ben günde bir defa karıştıracağım. Bakın diyorlar ya günde 2 defa, 3 defa, 5 defa. Yani ben uğraşamam. Günde bir defa anca yapabilirim. Emin olun günde bir defa karıştırmakla da harika sirkeler yapabilirsiniz. Şimdi bunu ben gün ışığından muhafaza etmek için etrafını şöyle bir sofra beziyle saracağım.
Sizler bu şekilde yapmak istemezseniz etrafını alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Sirkeyi kuralı 24 saat oldu. Dün akşam bu saatlerde kurumuştum. Ve şimdi hemen şöyle bir karıştıralım. Güzelce şu dip kısmına erebildiğiniz kadar erip karıştırmaya çalışın. İlk başta böyle zor oluyor ama bu zaman içerisinde bu meyveler yumuşadıkça karıştırmak daha da kolaylaşacaktır. Tekrar ağzını kapatıp yine etrafını ben sofra beziyle saracağım. Bu şekilde meyveler dibe çökene kadar günde bir defa karıştırmaya devam edeceğim. Ayvalar 15 gün sonunda dibe tamamen çöktü. Dün karıştırırken bir iki tane üstte vardı. Bugün onlar da çöktü. Şimdi üzerine bir çay kaşığı dolusu sirke ile şarabı ayırmak için tuz alıyorum. Bana yazıyorlar diğer sirke tariflerinde elma olsun, diğer üzüm, beyaz üzüm, kırmızı üzümde tuz koymanıza gerek yok. Boşarı koyuyorsunuz diyorlar ama ben yıllardır bu şekilde yapıyorum ve de her defasında çok güzel, harika sonuçlar elde ediyorum. Kanalımda beyaz ve kırmızı üzüm, elma sirke tarifimi de bakıp sizler de faydalanabilirsiniz. Artık ayvaları son kez karıştırıp şimdi hemen yine şu ağız kısmını kapatıyoruz. Bundan sonra hiçbir şekilde kesinlikle kavanozumuzu yani ayvalarımızı karıştırmıyoruz. Şimdi ben bu kavanozumuzu karanlık, güneş görmeyen bir dolabım var, oraya alacağım. Mutfak dolabınızın alt rafını alabilirsiniz ya da tamamen etrafını kapatıp güneş görmesini engelleyebilirsiniz. Bu şekilde artık sirkemizi olmaya bırakalım. Siz de bu şekilde yaparsınız. Diğer sirke tariflerimde olduğu gibi bu sirke tarifimde harika yine bir sirke anası oldu. Pırıl pırıl sirkesiyle beraber hemen şimdi süzmeye geçelim. İşte o beklediğimiz an geldi. Ve şimdi hemen şöyle dikkatli bir şekilde kırdırmadan sirke anasını almaya çalışacağım. Ama o kadar mübarek kalın olmuş ki nasıl alırız kırdırmadan? Öyle dur bakalım. Herhalde bu şekilde almaya çalışacağım. Mecburen elimi içine sokarak almak zorundayım. Çünkü öbür türlü gelmiyor. Kırdıracağız bu defa. Birazcık bulandırdık ama sorun değil. Biraz beklersek durulacaktır. Hay mübarek, bu kadar mı güzel olunur? Şunun kalınlığına, güzelliğine şöyle yakından bakmanızı istiyorum. Sizler de benim tarifim birebir uygularsanız bu kadar güzel sirke anası garantili. Ve şu an sirkem mis gibi, o kadar keskin bir kokusu var ki. Hem böyle keskin hem de böylesine sirke anası garantili tarifimi sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim. Çünkü sirke anasını alırken birazcık bunaldı. Birazcık durulsun, süzmeye o zaman geçeceğim. Bir saat bekledim. Dibine çöktü o tortuları. Şimdi şöyle bir büyük kava alıyorum ki daha rahat olsun şişeleri alırken. Bir süzek üzerine şöyle 4 katlı da tülbent kullanarak ben şimdi sirkemizi süzmeye başlayacağım. Tortuları mümkün olduğu kadar geçirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yine dikkatli bir şekilde fazla dibe dalmadan şöyle bismillah deyip artık sirkemizi süzmeye başlayalım. Tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Sizden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. Beni nerelerden izlediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz ben de böylelikle sizlerin sayesinde beni kimler nerelerden izliyor öğrenme fırsatı olurum ve sizlere de teşekkür etme fırsatı bulabilirim. Bu şekilde yavaş yavaş sirkemi ben süzmeye devam edeceğim. Sizlerin değerli vaktinizi almamak adına ben sirkemi bu şekilde süzüyorum. Ben sirkemi alabildiğim kadar aldım. Daha fazla artık alamıyorum. Bana hep soruyorsunuz bu kalan kısmını, çünkü daha önce ben hiç sirke videolarımda çekmemiştim. Video kısa olsun diye. Ama o kadar çok soru sordunuz ki Emine Hanım, bunları direkt çöpe mi atıyorsunuz, bu kısmını çekmediniz, ne yapmamız gerekiyor diye.
Şimdi bu kısmını ben nasıl değerlendiriyorum onu çekeceğim, fakat o kısmına geçmeden önce şu illa bu şekilde tortusu birikiyor, ne kadar dikkatli bir şekilde almış da olsak, ben şimdi bu tülbentimi yıkayıp hemen bu kısmına geçiyorum. Hemen kavanozumuzu kenarıya alıp şöyle büyükçe bir kasenin içerisine daha büyük olan süzeyimi aldım. Şimdi böyle küçük değildi daha önce, şimdi büyük bir süzeye geçtim ve az önce yıkamış olduğum tülbentimi yine süzeyimin içerisine alarak bu kavanozdaki ayvalarımı süzüyorum. Bu bütün sirkelerde geçerlidir. Sade ayva olması şart değil. Bu şekilde yapalım. Şimdi bunu ilk dibine çökenler tortulu olacaktır. Mümkün olduğunca bu şekilde içinde kalan suyunu almaya çalışalım. Bunları bir süre beklerseniz bu dibine çöken sirkemizde ilk etapta bulanık da olsa bir süre sonra bu durulacaktır. Aynı bu görmüş olduğunuz sirkemiz gibi dupduru olacaktır. Bunda hiç endişeniz olmasın. Şimdi bunu bu şekilde kenarıya alıp diğer süzmüş olduğumuz sirkemizi şişelerimize alalım. Bu şekilde suyu tamamen süzüldü. Ve şimdi bunu hemen kenarıya alıp diğer sirkemize geçebiliriz. Huni yardımıyla sirkelerimizi şişelere alalım. Bu şişelerin ağız kısmının dar olmasına dikkat edelim. Niye bu ağız kısmının dar olması gerekiyor? Çünkü yapmış olduğumuz, daha doğrusu benim yapmış olduğum bütün sirkelerin tamamen doğal ve organik olduğu için içinde sağlıklı bakteriler üremeye devam ediyor. Bu şekilde şişe, geniş ağızlı şişe aldığınız zaman sirke anası oluşacaktır ve geniş olursa bu sirke anaları sirkeden beslendiği için sirkeniz zaman içerisinde azalma yapabilir. O yüzden böyle ağızları birazcık daha koyayım. Ağızları ne kadar dar olursa bu şekilde sirke anası oluştuğu zaman sirkeniz fazla azalma yapmaz. Şimdi bu şekilde kenarıya alalım ve hemen diğer şişemi de doldurmaya geçiyorum. Bu önemli bilgiyi size verdikten sonra. Şimdi bu sirkemizi de bekleyeceğim. Durulduktan sonra ben diğer şişelerimi de alıp devam edeceğim. Sizler de elimden geldiğince doğal ve en de ince detayına kadar ayva sirkesi nasıl hazırlanır onu anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.